Birbirlerinin benzeri evler sırasıyla dizilmiş. Şu anda Macaristan'ın Oksa şehrinde, kimilerinin borçluların mahallesi dediği bölgedeyiz. Binlerce vatandaş devlet tarafından yaptırılan bu evleri 2008 yılındaki krizden önce yurt dışındaki bankalardan kredi çekerek almış. İldikova ailesi evlerinden kapı dışarı edilmeden önce buraya taşınmış. İsviçre frangıyla alınan mortgage kredilerini ödemek artık imkansız hale gelmiş. Faiz katlanarak artmış ve kur farkından dolayı ödeyecekleri borç miktarı inanılmaz boyutlara ulaşmış. Karımın işi vardı ve ben hem çalışıyor hem de emekli maaşı alıyordum. Böylece taksitleri ödeyebiliyorduk. Ancak ülkenin para birimi forint bir anda değer kaybetti. Kur fiyatları aldı başını gitti ve tonlarca faiz ödedik. Ve sonunda aylık taksitleri bile ödeyemez hale geldik. Bütün kapılar kapandı ve buraya taşınmak için başvurduk. Yoksa tüm ailemiz 3 çocuğumuzla sokakta kalacaktı. Bu duruma bir çare bulmamız gerekiyordu. 4 milyon Macar vatandaşın 3'te biri 2005 ile 2008 yılları arasında özellikle İsviçre ağırlıklı olmak üzere yurt dışından kredi çekmiş. Çünkü faizler Macaristan'a göre 3 kat daha düşükmüş. Ancak kriz dönemi Macar para birimi forint aniden düşmüş ve borçlar katlanarak artmış. Hükümet ilk defa 2011 yılında duruma müdahale ederek kredilerini ödeyebilen vatandaşların kalan borçlarını makul bir orana çekmiş. Ancak on binlerce borçlu hala bu işle cebelleşiyor. Judith, Budapeşte'de bulunan Borçluları Koruma Derneği'ne gidiyor. Buradaki takım, mağdurların borçlarını yeniden yapılandırıp onların günlük hayat giderlerini kısmalarına yardımcı oluyor. Uzun vadede bir gözlem yapacak olursak, ailelerin krizden bu yana gelirlerinin aynı kaldığını, hatta bir miktar azaldığını, ancak ödedikleri kredilerin giderek arttığını görüyoruz. Bence bu insanlar çok büyük bir tehditle karşı karşıya, çünkü çoğu artık orta sınıf değil, alt sınıf kesimi oluşturuyor. Bu kurum Olga'ya yardım etti. Kendisiyle Budapeşte'nin en güzel yerlerinden birinde buluşuyoruz. Kızının 2007 yılında kredi yardımıyla aldığı evde yaşıyor. Oğlu işini kaybettikten sonra Amerika'ya taşınmış. Emekli maaşı masraflarına yetmiyor. Yaklaşık 4 yıldır da faturalarını ödeyemiyor. Büyük bir çıkmaza girdik ve bütün mobilyalarımızı satmak zorunda kaldık. Çünkü paramız yoktu. Olga apartmanın kredi borcunu üstlenmeye kalkmış. Ancak kısa bir süre sonra ödeyemez hale gelmiş. Emekli maaşı sadece kızının ve torununun masraflarına yetiyormuş. Kredi çekmenin ailesini yok ettiğini söylüyor. En kötüsü de kocam geçen sene kalp krizi geçirerek vefat etti ve yalnız kaldım. Macaristan'da tek başına emekli maaşı ile geçinip aynı zamanda da banka kredisini ödemek imkansız. Eğer bazı kurumlardan yardım almasaydık kendimizi sokakta bulacaktık. Avrupa Adalet Divanı'na bağlı olan Macaristan Yargıtayı son yaptığı incelemeden sonra yurt dışından alınan kredi anlaşmalarını iptal etti. Ancak bazı durumlarda bankalar tek taraflı olarak vatandaşların zararına olan borçlanma ve geri ödemelerde kur farkı talep edebiliyor. Yargıtay bu tarz kredi alımlarında kur farkı uygulanmasını haksız buldu. Tek taraflı anlaşma şartlarına karşı mahkeme bir yasal düzenleme getirdi. Sanırım bugüne kadar gördüğümüz ve tecrübe ettiğimiz durumlara bakacak olursak, bankaların önerdiği anlaşmalar gerekli temel şartlardan yoksun durumda. Şimdi yeni yasayla anlaşması suistimal edilmiş vatandaşlara bankalar geri ödeme yapıyor. Macaristan bankaları bu ücretlerin ortalama %10'luk bir kesimini geri ödedi. Fakat Eylül ayında beklenen yeni paketle birlikte bu ödeme 3 katına çıkacak.
Devlet 2011 yılında bu ödemelerin artmasını sağladı ve bankalara ağır vergi yaptırımları getirdi. Ne banka ne de devlet yetkilileri bize röportaj vermek istemedi. Avusturya menşeli Raiffeisen Bankası Macaristan Şube Müdürü, devletin getirdiği bu yaptırımların Macaristan'daki sektörü %80 elinde bulunduran yabancı bankalar için çok ağır olduğunu söylüyor. Büyük ihtimalle bankaların çoğu ya da hepsi bu ağır kaybı yerel şubeleriyle kapatmaya çalışacak. Ancak sorun şu ki Macaristan'daki yeni bankacılık sistemi nasıl bir hal alacak, bu belirsiz bir durumda. Son yıllarda Macaristan'daki yabancı bankalar çok durgun. Hepsi ölü gibiler ve hala kredi oranlarını düşürüyorlar. Ve tabii bu da ekonomi için çok kötü bir gelişme. Başkentin yaklaşık 100 kilometre güneybatısında kalan Siofok şehrine gidiyoruz. Burada Macaristan'daki kredi mağdurları için mücadelesiyle tanınan avukat Görgü Lehman'la karşılaşıyoruz. Şu anda 1200 ayrı davaya bakıyormuş. Mağdurların ve avukatların çabaları sonucu bankalara baskı uygulandıktan sonra Yargıtay'ın verdiği son karar ona göre zaferin ilanı. Şu an mahkemeler beni haksız bulmuyor. Artık bir şey ispatlamama gerek yok. Bankalar bu durumdan rahatsız olursa şartlarının adil olduğunu kanıtlamak zorundalar. İş tamamıyla tersine döndü. Başarmam 2 yılımı alsa da bundan gururluyum. Avukat bu çifte anlaşma şartlarını nasıl iptal edeceklerini anlattı. Iva, Miklos'un aylık ödemeleri düşürebileceğini ümit ediyor. Bu çiftin aldığı kredi 3 kat artmış. Bu rahatlama yaşadıkları zorlukları unutturacağı benziyor. Avukata başvurduklarında her şeylerini kaybetmişler. Sağlık durumları kötüye gitmiş. Elektrik faturasını ve evin diğer giderlerini ödeyemediğinizi bir düşünün. Ekmek bile alamıyorduk. Banka resmen hepimizi soydu. Eşim çok ciddi sağlık sorunları yaşadı. 2 sene boyunca düzenli olarak hastaneye gittik. Doktorlara bir sürü para harcadık. 2 senenin ardından durumu o kadar kötüydü ki sonunda öleceğini zannettim. Macaristan hükümeti bu sorunun sene sonunda çözüme kavuşacağını söylüyor. Miklos ve Ivan'ın bu vaatlere karşı farklı fikirleri var. Siyasetçilerin bize kolay kolay yalan söyleyemeyeceğini düşünüyoruz. Sözlerini tutacaklar ve borçlara bir ayarlama yapılacak ve buna benzer anlaşmalar da iptal edilecek. Biz vatandaşları tehdit edenlere diyecek söz bulamıyorum. İnsanlar son nefesini vermeden bu iş çözülemeyecek. Söylenenlere asla inanmıyorum.